Değerli arkadaşlar, dedik ki ilk soruda merceklerle ilgili üçü de doğru. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Yukarıda bahsedilen insanlardaki üreme hücrelerinden oluşturan üreme organları hangisinde verilmiştir diyor. Yazalım mı hocam? Chat'ten gönderin tabii ki. Evet. Arkadaşlar, yumurtalık ve testis, yani B şıkkı, güzel. Hangisi insanda üreme, büyüme ve gelişme konusuyla ilgili yanlış bir bilgidir? Nerede hocam? Üçüncü soru. Kolay bir soru olmuş yine. Değil mi? Aferin. Evet. Arkadaşlar, zigot embriyonun mitoz bölünmeler geçirerek oluşturduğu bir yapı değildi. Zaten bir önce... Tam tersi olmuyor mu? Efendim? Tam tersi olmuyor muydu? Hayır. Arkadaşlar, zigot neydi? Döllenmiş yumurtaydı. Yani bizim arkadaşlar, tam tersi derken evet, mitoz, zigot mitozlar geçerek embriyo oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar, D şıkkı yanlış. Aşağıda verilen hocam, ben anlamadım. Hangileri için güneş enerjisinden yararlanırız? Trafik ışıklarının çalıştırılması, seraların ısıtılması, deniz suyundan tuz üretimi. Hocam, ben şimdi soruyu anlayamadım. Üçüncü soruda zigot neydi zigot? Döllenmiş yumurta değil miydi? Evet hocam. Zigot mitoz geçirirse embriyo oluşur. Embriyo mitoz geçirirse zigot oluşmaz. Anlaştık mı? Evet hocam. Tamam. Evet. Dördüncü soruda da arkadaşlar, yine üç öncülümüz de bizim yine güneş enerjisinden kullandığımız şeydir. Geçelim. Aşağıda verilen olayların hangisinde mercekler kullanılmaz? Yani ses şiddetinde mercekle ne işimiz var? Kolay bir soru olmuş. Gerçekten adam bunu yazılı olarak mı sormuş? Evet. Altı soru. Hangisi yukarıdakilerden birini yapmaz? Hocam, söyleyelim mi? Çete yazıyoruz. Aa, dikkat. Dikkat. Arkadaşlar, şimdi gülü bahçeye alıp ekebilirsiniz. Vejetatif yaparsınız. Hidrada rejenerasyon yaparsınız. Amipte bölünürsünüz de yunus eşeğli üren arkadaşlar. Eşeğsiz üremez. Yukarıdakilerin hepsi ne? Eşeğsiz üreme çeşidi. Anlaştık mı? Buna dikkat. Evet, buna dikkat. Evet, yine sınavda %99.999 sorarlar. Eğer sormadılarsa, evet. Yapıları soruyor. Hocam, biz bu konuya geçmedik. İşte yani böyle fen yapınca da bu sıkıntılar olabiliyor. Biz de yeni geçtik hocam. Evet, çiçeklerde arkadaşlar, hangisinde zarar olursa ne olacak? Cevabı. Hocam, attım. 2 ve 4 mü? 3 hocam. Hocam, 3 değil mi? 3 hocam. 2 ve 3. O 3 mü 4 mü? Ha, 3'müş. Ben 4 gibi görüyorum. 2 ve 3. C şıkkı. Doğru. Geçtik. Şekildeki ALM aynaların ilgili hangisi doğrudur? K, L ve M küresel aynalardır. K düz ayna olup spor salonlarında kullanılır. L tümsek aynadır. Ya yanlış. Değil mi arkadaşlar? M makyaj aynalarında kullanılan çukur aynadır. Ne olacak cevabımız? Burs olacak değil mi? K düz aynadır, spor salonlarında kullanılır. 9'a bakalım. Arkadaşlar,
Bakın ne yaptık? Paralel gönderdik. Nereden geçiyor arkadaşlar? Odaktan. Dolayısıyla bu ne olacak? Hangi ayna? Sıfır. Evet, topladığı için bir noktada biz buna ne diyeceğiz? Çukur ayna diyeceğiz. O da C şıkkındadır. Döllenmenin ana canlının vücuda işte gerçekleştiği. Ancak yavru gelişiminin dış gelişme ile tamamlandığı canlı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisinde bu var? Söyleyebiliyor muyuz hocam? Atıyoruz. Evet, kuğuda var. Çünkü yumuşayacak değil mi arkadaşlar? Dikkat. Kuğular, evet, döllenme olacak. Yumurta içeride dölleniyor ama sonra yumurtlanıyor. Gelişim nerede oluyor dolayısıyla? Dışarıda oluyor Ege. Evet, elektriğe geçtim herkes. Biz geçmedik. Hayır hocam. Geçmedik hocam. Geçtik. Geçenler için hangisi daha parlak yanar diyor değerli arkadaşlar. Geçenler için hemen söyleyelim. Şöyle. Kerem, sen nereye gidiyorsun? Kerem de yol. Yolcu Kerem. Evet. Köye gidiyorum hocam. Köye ne? Hocam, ben sizin işlediğiniz dersten hatırlıyorum bu konuyu. Tamam. Kerem, köyün nereye? Nereye hocam? Ha, yakınmış. Evet. Arkadaşlar, hangi ampul daha parlak yapıyor? Yani biz eğer bir tane ampule fazla pil bağlarsak tabii ki daha çok yakarız arkadaşlar. Hocam, yazılı çalışmasında mıyız? Evet. Dikkat edin, burada bir pil iki ampule paylaşmış. Bir pil bir ampul, iki pil iki ampul, ama bakın B'de iki tane pilimiz kimi besliyor? Obur bir ampulü besliyor. Çünkü iyi yanıyor. Anlaştık mı? Arkadaşlar, kaşıkla ilgili hangisi yanlıştır? İç yüzeyinde görüntü ters ve büyüktür. Dış yüzeyinde görüntü düz ve küçüktür. Dış yüzeyi diş hekimi aynasına benzetilebilir. İç yüzeyi çukur, dış yüzeyi tümsek ayna özelliğindedir. Hangisine yanlış dersiniz? Attım hocam. Evet. Neden C diyoruz? Çünkü hocam diş hekimi aynalarında çukur ayna kullanılıyor. Evet. Görüntü nasıl oluyor? Büyütülüyor değil mi? Evet. Devam edelim efendim. Aşağıdaki şekilde insanda görülen döllenme olayı özetlenmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Bir yumurta, iki sperm, üç döllenme sonucu olan zigot, bir ve iki mayoz bölünme sonucu oluşur, bir ve iki iki en kromozomlu, üç ise en kromozomludur. Soru mu bu ya? Böyle soruyorlar mı? Evet, Denizli. Çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar, üreme hücreleri... Ters olmuyor mu? En iki en oluyor. İki en kromozomlu. Bu devredeki ampullerin parlaklığı ile ilgili hangisi yanmıştır demiş. Arkadaşlar, bakalım. A ve B lambaları aynı parlaklıkta yanar. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere paralel bağlı ampuller ne yapar? Milyon tane de bağlasak Ege Değirmenci ne olur? Hepsi aynı yanıyordu. Dolayısıyla bu doğrudur. C ve D lambaları aynı parlaklıkta yanar. Bununla ilgili ne diyebiliriz arkadaşlar? Hocam, doğru değil mi? Doğru hocam. Evet, özdeş ampuller. B lambası C lambasından daha parlak yanar. Nedir? Hayır. Hayır. Yanamaz arkadaşlar. Çünkü akım bu ana koldan geldi, elektrik ikiye ayrıldı. Özdeş lambalar olduğu için yanamazlar. Diyelim ki buradan 4 amper gelmişti. 2 amper buna, 2 amper buna gitti. Dolayısıyla buna gelen amper azaldığı için ne olacak arkadaşlar? V eşittir I çarpı R. Yani amper çarpı direnç. Arkadaşlar, sizin akımınız düştü, direnciniz aynı. Bu da düşecektir, geriliminiz.
Dolayısıyla daha az yanacaktır. 15. soru. Verilmiş bu değişime göre önce böyleymiş sonra böyle bağlanmış. Hangisi doğrudur? Ne olacak arkadaşlar? Cevabımız evet. Güzel. Dikkat. Denizli olacak. Arkadaşlar niye? Diyelim ki burada sizin 6 voltluk bir piliniz vardı. Bu paylaşılırsa Zeynep Özgün. Derin. Bu arada kim yok? Yine Özgüç yok. Nerede Özgüç? Sonra bana yazıyor diyor ki dersi kaçırdım. Yani başka olmayan kimse var mı? Erdoğan burada mı? Erdoğan zaten. Tamam, Erdoğan burada. Kayra yok, değil mi? Ben yazayım da günah benden gitsin. Evet. Kayra yok. Hocam galiba İlayda yok. İlayda biraz önce girdi, burada mı? Evet, Buse burada. Ege burada. Asya burada değil mi? Asya biraz önce görmüştüm. Düştüm Asya. Asya buradaysan ses ver. Demedim. Heh, tamam. Evet. Diğer gruptan kim yok? Atilla Tut. Hocam bugün kaç ders yapacağız? 5. Atilla yok. Başka kim eksik orada? Deniz de yok değil mi? Deniz yok. Çağan burada mı? Çağan da yok herhalde. Unutmuş olabilirler. Hilal dershanede olacaktı. Hocam Ecrin Mila. Tamam. Ece Mino yok. Naz burada, Şevvalira burada, Doruk burada. Elif yok değil mi bir de? Hocam ben buradayım. Ses ver Elif. Evet. Peki. Hüseyin'ler de zaten dershanedeydi herhalde. Evet. Arkadaşlar. Şimdi dedik ki 6 volt olsun. 3 volt, 3 volt paylaştılar. Şimdi dikkat, ben böyle koyduğumda ne demiştim? İki uç arasındaki potansiyel farklar aynı. Bakın bu iki uç arasında 6 voltsa bu piller de artık hangi güçle yanacaklar? 6 voltluk güçle yanacaklar. Dolayısıyla parlaklıkları ne olacak? Bir anda artacak. Hocam parlaklıkları artıyor. O zaman bu nasıl iş? Niye böyle yapmıyoruz? Ama ne yapacak? Pilimiz çabuk bitecek. Daha çabuk bitecek. Evet, çünkü çok güçlü amper çekecekler. Evet, devam edelim. Seri bağlı bir devrede ampullerden biri çıkarılırsa ne olur? Parlaklıkları artar. Artak. Arkadaşlar birini çıkarırsa hocam etsi söner. Ampulü birine çıkarın. Devre kendini tamamlayamayacağı için hepsi söner. Eğer şöyle deseydi ampulü çıkarttık tekrar kabloları bağladık. O zaman eyvallah. Tamam. Devam edelim. Soru 17. Aha bir inek yoktu o da geldi. Hadi bakalım. Resimdeki hayvan ile ilgili. Üstüne de dünya haritası yapmışlar sanki. Döllenme ana canlının vücudu içinde gerçekleşir. Embriyo gelişimi ana canlı vücuduna tamamlar. Embriyo gelişimini tamamlayıp doğumla dünyaya gelir. Aynı yeri doğru. Kolay bir soru olmuş. Bu arada sınavınız test mi olacak? Evet hocam. Ay. Evet hocam. Hocam bizim fen karışık bilim uygulamaları full test olacak. Evet.
Özgüç hocam, matematik hocası bize de dedi ki sınav kağıdı önünüze gelince nasıl olacağını görürsünüz. O ne ya? Hocam sınav nasıl olacak? Sınav kağıdı karşınıza gelince göreceksin. O ne? Korku filmi gibi. O ne ya? Hocam ben hocası bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar en son bana bir öğretmen onu kullandığında fizik öğretmenimizdi lisede. Kadın gerçekten hani saygıyla eğiliyorum. Üniversite sorusu sormuştu. Sonra da kitabı getirdi. Dedi ki çocuklar size sorduğum bu soruları nereden aldım biliyor musunuz? 1973 İstanbul Üniversitesi soru kitabından. Orada okumuş. Lan biz ne bileyim 1973'ü. Dedik hocam biz o zaman doğmamıştık bile. Evet, üniversite soruları sordu bize. Evet, üçü de doğru arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bunda bir şey yok. Erkek üreme sisteminin kısımlarından değildir. Testis, penis, salgı bezleri. Evet, yumurta kalanı. No, it isn't. Allah'tan müzik iyiydi. Bak, başımıza gelen olaya bak. Evet, bir cuma günü cumaya gittik, namazdayız. Bir tane telefon çalıyor ama kapatmıyorlar. Melodi lambada lambada ne 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 ne. Eski bizim eskilerimizi. Onunla oynuyorlar. Arkadaşlar, namaz bitti, telefon çaldı yani imam artık şey yapamayacak. Döndük bekliyoruz kimden çıkacak? Bak, inanır mısınız? 78 yaşında bir hacı dededen çıktı telefon. Ya hacı dede sen yapma ya. Yani sen çaldıracaksan Kabe'nin yolları böyle bir şey çalsın yani değil mi? Ne hocam öyle? Benim kuzenim dedemin telefonundaki zil sesini işte kendi sesi koymuştu dede telefona baksana diye. Heh, bak o da güzelmiş. Geçen şimdi sabahleyin bir müzik duydum arkadaşlar. Bilmiyorum izlemiş miydiniz bu Apache dansı yapan çocuklar vardı bir ara fenomen. Çok dalga geçtik onlarla değil mi? Böyle saçma sapan hareketler yapıyorlar falan diye. Ondan sonra baktı o çalan müziğe işte ne diyor? Pop 2022. İnanır mısın? O tınıyı al buraya koy. Ha Apache müziği ha bizim en iyi hit müzikler diye koydukları müzikler. Yıllar önce güldüğümüz müzikleri şu an dinler hale gelmişiz. Hocam 23 Nisan'da gösteri olarak bazı kişiler onu yaptı. Apache mi yaptılar? Evet hocam. Şey tiyatronun konusuyla alakalıydı biraz. Öyle giriyorlardı. Acaba o dans yapanlar sonraki hayatlarında iş bulabildiler mi? Ne diyor? Ne iş yaptınız? Yaptığımız işler daha önce Apache dansları. Çikit çikit iş alınmadı falan. Öyle denir ya. Kız istemeye gidiyor. Oğlunuzun meziyetleri ne? Yıllar önce Apache dansı müziğinde oynamıştı. Sana kızımız yok. Git. Git sana kızımız yok. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bilgi. Biraz rahatladınız. Bitki ve hayvanlarda yaşam döngüsü belirli olayların birbirini izlemesiyle gerçekleşir. Buna göre yaşam döngüsünün doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Hangisi sizce? A. C. Hocam C değil mi? Şimdi A diyenlerle beraber bakalım. Hayat üremeyle mi başlıyor? Hayır. Hayat üremeyle. Yani B olabilir mi? Doğdu hemen ürüyor mu? Böyle bir şey de yok. Değil mi? C'ye bakalım. Doğdu hemen büyüdü, gelişti ve üredi mi? Yoksa... Hocam ürüdükten sonra mı ölüyor? Ürüyor sonra ölüyor. Bu biraz karışık olmuş ya. Yani gerçekten nereden alacağımıza bağlı olarak. Yani tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı? Hocam bence hepsi doğru. Hocam Ceyhan doğru çünkü peygamber de böyle üredikten sonra ölüyorlar. Evet arkadaşlar doğduk, büyüdük, geliştik, üredik ve öldük. Yani olay bu. Evet, C şıkkı daha kabul edilebilir. Evet,
Arkadaşlar böyle sorular göreceksiniz 20. soru gibi. Yukarıda verilen örnekler arasında hangi eşeğsiz üreme çeşidi yer almaz? Planaryalarda ne görüyoruz? Bölünme. Regenerasyon. Amiplerde ne görüyoruz? Bölünme. Gül gibi çiçekler bazılarında ne oluyor? Vejetatif. Ama bir tomurcuklanma olayımız söz konusu değil. Değerli arkadaşlar, bu öğretmenimiz böyle bir sınav yapmıştır. Evet. Cevap anahtarı paylaşmış. Başka da bir şey yapmamış kendince. Evet. Hocam bizim öğretmen bunu sorabilir. Öyle mi? Evet. Bir sürü yazılı var ya. Gitmez ki. Evet. Hocam bizim eski fen hocası sürekli internetten alıyordu. Benim sınıf arkadaşlarım da cevapları ezberleyip full çekiyorlar. Artık yapmazlar ama onu. Hocam fen hocası değişti işte. Yeni nesil soru soracağım diyor. Onu yaptıktan sonra hocayı değiştirdiler falan. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet. Düzenlemeyi etkinleştir diyelim. Kapattım. Kapattım. Hadi. Yapabilirsin, inanıyorum sana. Bu da işimizi görür. Niye daha büyük tek sayfam? Güzel. Bugün İlayda'nın sesi çıkmıyor. Hayırdır İlayda? Kendi kendine karar verdi. Bugün konuşmayacağım. Yok hocam. Hava sıcak ondan. Peki. Arkadaşlar doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Işık boşlukta doğrusal bir yol boyunca saniyede 300 milyon metre hızla ilerleyen bir enerji türüdür. Hocam doğru bence. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar doğru. 300 milyon metre mi ilerliyor saniyede? Doğru hocam. Hocam ben 300 bin diye biliyor mu? 300 bin arkadaş, 300 milyon değil. Yani ya bilerek böyle yazdılar. Yanlış. Miyop göz kusuruna sahip olanlar yakını iyi görüp uzağı iyi göremezler. Doğru mu? Doğru. Evet miyop var, uzağı göremezler. Benim. Ben miyop olduğum için biliyorum. Az yoğun ortamdan çok yoğun saydam ortama geçen ışığın hızı artar. Yanlış. Çok çözdük sizinle değil mi? Proton sayısı atom için ayırt edici bir özellikle ve kimliğini belirler. Evet. Doğru. Tümsek aynada görüntü terstir ve cisimden büyüktür. Yanlış. Terstir ama cisimden küçüktür. Küçük. Renk küçük ve düz. Hocam küçük ve düz. Şimdi oldu. Evet. Arkadaşlar, döllenmiş yumurtaya ne denir? Zigot. Zigotun mitozine gelişmesi sonucu emdiriyor. Işığın yoğunlukları farklı ortamdan, bir ortamdan başka bir ortama doğru doğrultu değiştirmesine kırılma. Doğrultuda kullanım dışı kalan atık malzemelerin ne olur? Geriye dönüşüm. Görüntünün düz ve cisme göre simetrik olduğu ayna düz aynı. Dişi üreme organı sağda ve solda iki tane ne olacak? Yumurtalık. Evet, yumurtalık efendim. Yumurta ve spermin birleşim kaynaşması? Döllenme. Tek bir canlının döllenme olmadan kendine benzer canlı yapması? Rejenerasyon ve üreme. Eşeğsiz. Çiçek tozlarının erkek üreme organı olan başlıktan dişinin dişlik cephesine gelme olayına tozlaşma diyoruz. Geriye de bir tane kaldı. O da regenerasyon olacak. Evet. Bunu da gördük. Arkadaşlar bu daha önce de anlattığımız bir şey değil mi? Yanda verilen model hangi maddeye ait olabilir? Atomik yapılı element, molekül yapılı element, molekül yapılı bileşik, molekül yapılı olmayan bileşik. Hocam çiftlerine gönderelim.
C şıkkı. C şıkkı hocam. Bileşik mi? Element mi? Hocam bileşik. Hocam. Neden bileşik? Bileşik. Hocam çünkü aynı atom değil. Ne diyeyim? Aynı atom değil. Farklı iki atom var değil mi arkadaşlar? Farklı iki atom var. Eğer element olsaydı orada tek renk görmeliydik. Güzel. Emre 1, 2, 3 aynaların önünde duruyor. Böyle manyak Emre. İçimizde Emre olmadığı için rahat konuşuyorum. Evet. Arkadaşlar, Emre'nin kullandığı aynalar sorulmuş. Güzel de soru. Hocam. Evet. Ben buldum hocam. Gönder gelsin. Ben de buldum. Yazalım mı hocam chat'i? Eksi direkt söyleyelim mi? Arkadaşlar arada biri B attı. Nasıl başardı o B'yi atmayı? Evet. O B hocam attı. Sanki bu soru bizim birinci dönem sınavında çıkmıştı. Öyle mi? Ciddi olamazsın. Çıktı hocam. Evet, ne diyoruz cevaba? Deniz. Adana hocam. Adana. Adana hocam. Adana mı? Denizli mi? Adana. Adana. Hocam güzel. Benim hocam şey yapmıştı. Hocam 27 soru. Gösteriyor. Hocam ben Denizli buldum. Ben Adana. Hocam tümsek ayna küçük gösteriyor. Adana. Arkadaşlar eğer çukur aynada görüntümüz düzse ne olmak zorunda? Aa, değil mi ya? Büyük olmak zorunda. Doğru mu? Evet. Ters. Büyük de olabilir çukur aynada. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Adana. Eğer tersse görüntümüz bizden büyüktür çukur aynada. O da ne olur? Adana. Arkadaşlar eğer karıştırıyorsanız hatırlayın, ben size uzun uzadıya çizmiştim bir şeyi. Çukur aynadaki görüntü oluşumunu. Arkadaşlar eğer cisminiz şuradaki bir cisimse, buradan gönderdiniz, odaktan geldi geçti. Buradan şöyle gönderdiniz, bu da buradan böyle geldi geçti. Bak burada çakıştı. Ne oldu? Siz eğer odaktaysanız ters bir görüntü oluştu ve büyük oluştu. Çukur aynada ters ve büyük bir görüntü oluşur. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Evet, dikkat edin. 6. soru. Geri dönüşümlü ilgili hangi biri doğrudur demiş. Hocam. Efendim. Benim hocam da 27 soru sormuştu hocam. Ondan sonra yapamadığımız iki soruyu da boş bırakmamız istiyor. Peki. Çok iyi. Yani çok iyi bir şey. Evet arkadaşlar, ne olacak cevabımız? Bursa. Bursa. 7'ye bakalım. Demiş ki işaretleyin. Siper kalalı. Kimde? Tabii ki erkek. Kadında. Dişide. Yumurtalık dişide. Dalga bezleri erkek. Testis erkek. Geçtik. 1 ve 2'yi mi sormuş? Ya geç, bu ne? Evet. Çok kolay. Tabloda verilen element isimleriyle hangileri yanlıştır? Aa hocam, bu da çıkmıştı sınavda. Hocam ben elementleri hatırlamıyorum. Hocam bir söyleyeyim mi? Evet, demek ki arkadaşlar buralardan bakıp çalışsanız hep 100 alırsınız. Hocam bizde bu çıkmayacak. Hocam benim iki yanlışım vardı. Testte bir tane, bir de doğru yanlışta bir tane vardı. Evet, yok. Arkadaşlar. Kalsiyum böyle mi? Hayır. GL. Küçük böyle mi? Evet. Berilyum böyle mi? BE. BE olacak. 2 ve 4. Geçtik. 10. sorumuz. Üretilme sayısı yukarıdakilere göre diyor. Hangisi yorumlanamaz? Spermler yumurtadan daha kısa ömürlüdür. Spermler yumurtadan daha fazla. Hareket yeteneği küçüktür. Arkadaşlar ömürleriyle ilgili bir şey söyleyebilir miyiz burada?
olmuştur. Hayır, hayır hocam. Hayır, hayır. Söyleyeyim. Hocam biz, ama biz öyle bir şey öğrenmiştik. Olabilir. Bu tabloda yok. Evet. Çıt çıt sesler geliyor. Kapatalım lütfen. Evet. Bu tabloda o yok. Devam edelim. Hocam 11'i yaptık biz az önce. 11'i geçelim. 12'ye bakalım. 12'yi de yaptık. 13'e bakalım. Hocam 13 bizim sınavda çıkmış. Öyle mi? Evet. Hocam çoğu soru çıkmıştı. Evet. İyi şey yap. Ben atıyorum hocam bir dakika. Evet, iyi bir kaynak yakalamışız. Ne olacak cevabımız? Evet. C şıkkı değil mi arkadaşlar? Evet öğretmenim C. C şıkkı olacak cevabımız değerli arkadaşlar. Kocaman balık daha uzakta gözükmüyor mu? Hayır. Olduğundan hayır. Daha yakın. Yüzeye daha yakın. Anladın mı? Ha tamam. Yüzde hocam bu yakın. Soru da bizim sınavımızda çıkmıştı. Evet. Bakın demek ki azıcık araştırma yapsanız internette yazılı soruları bulacaksınız. Eğer o buralardan soruyorlarsa demek ki bu yazılıda da buralardan gelecektir. Benim çözmediğim yazılılara da bakın. Evet. Bu hangisi söylenir? Dik gittiği için arkadaşlar neyi değişmez? Doğrultusu değişmez. Ama neyi değişir? Süratı değişir. Doğrultusu değişmez. Gelirse arkadaşlar. Hocam. Efendim? Bugün dersimiz saat kaçta bitecek? Bitmeyecek ya. Arka sınıftaki dersleri de iptal edeceğim. Bitmeyecek bugün ders. Nasıl fikir? Ben mi hocam? Efendim? Hocam bitten mi? Bak biz geçen sekizlerle geçen dönem farkına varmamışız. Ben de varmamışım. Tam 2 saat 56 dakika ders yapmışız. Aralıksız. Farkında değiliz. En son ben öksürük mü tuttu, su mu içecektim bir şey oldu. Bir baktım saate uf 3 saat ders yapmışız. Aralıksız. Dedim ya yeter yorulduk artık falan. Öyle kapattım ama kimsenin yorulduğu yok. Ben de yorulmadım. Onlar da yorulmadı. Evet. Dolayısıyla 3 saatimiz temiz var. Cepte. Hocam dersiniz normalde kaç saat? Hocam biz onu dörde tamamlarız. Efendim? Hocam biz onu dörde tamamlarız. Canınız sağ olsun. Sesin çıktığı kadar. Şu an biraz zorlanıyorum ama. Evet. Hadi bakalım. İlk şeklimiz ne? Toplamış. Yani nasıl mercek? İnce kenarlı mı? İnce kenarlı. Dağılmış. İnce kenarlı. Kalın kenarlı. Kalın kenarlı. Evet. Üreme organlarına ait soru sorulmuş. Yumurta ve sperm bunu çözdük sanki biz değil mi? Hocam benim de aklımda böyle bir soru kalmış. Kaldı. Ben çözdük diye hatırlıyorum. Embriyo döl yatağı içinde gelişir. Dişi üreme hücreleri yumurtalıklarda üretilir. Cevabı atalım mı? Gönder gelsin. Yani sabahtan beri bu benim tabii kaçıncı dersim artık bilmiyorum. Bayağı oldu. Bugün telafi derslerini ayırdım. Hocam hani bu hasta halinizle nasıl yapıyorsunuz ben onu merak ediyorum. Ama artık alışıyorsun ya. Yapacak bir şey yok. Yani bunda yapacağımız bir durum yok. Üreme bir canlının kendine benzer yeni canlıdan oluşturmasıdır. Doğru mu yanlış mı? Doğru hocam. Üreme canlının ortak özelliklerindendir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Evet, bütün canlılar ürerler arkadaşlar. Evet. Benim aslında ilke yanlış olabilir çünkü kendine benzer de demiş. Yani evet o birazcık şey yapmış. Evet. Bir öğrencinin hazırlamış olduğu yukarıdaki posterde K'ye hangisi yazılmalıdır? K. Kurbağalar ne yapar? Dış döllenme. Olur mu? Hocam iç döllenmeden sonra dış döllenme.
Kertenkele o da iç dörtleme yapar. İç dörtleme. İkisi yumurta yiyor arkadaşlar. İçte dörtleniyor. İkisi de iç dörtlenme olmuyor mu? Evet, ikisi de iç. Buyurun, başkalaşımla ilgili bir şey verilmiş. Hocam aslında bir üstteki soruna cevabı vermişti. Hı-hı. Bu da kolay bir soru olmuş. Bir dakika hocam. Hocam telefonum kastığı için cevap atarken bir dakika deme gereksinimi duyuyorum. Evet. Arkadaşlar burada 1 ve 3 doğru ama 2 yanlış. Çünkü gelişimlerini ana canlıda tamamlamazlar. 20. soru. Hocam ben biz geçmedik hocam bunları da ben yani sizin öğrendiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Tamam. Aşağıda tavuğun hayat döngüsünden bir kesit verilmiş. İfadelerden hangisi doğrudur? Hocam. Dağda görülen yumurtanın içinde embriyo ve besin bulunur. Doğru. L. Kuluçkadır ve yumurtayı belli bir sıcakta tutmaya yarar. Doğru. Doğru. D'de görülen canlı eşit üreme sonucu oluşmuştur. Doğru. Cevabımız. 1, 2, 3. Aşağıdaki organlarla ilgili hangisi yanlıştır? Dişi üreme sistemindeki 3 numaralı yapı döllenmiş yumurtanın yerleştiği yerdir. 4 numarayla gösteren yapılar erkek bir dişide idrarın vücut dışına atılmasını sağlar. Evet. 1 numarayla gösteren yapılar dişli yumurtanın erkekte spermin üretildiği yerdir. Erkek üremesinin 2 numaralı yapı spermin taşınmasını kolaylaştıran sıvıyı salgılar. Hangisi yanlış arkadaşlar? Hocam görseller biraz karışık geldi. Nerede ne var onu tam çözemedim. Evet arkadaşlar burada 3 numara 4 numara 3 numara geçti bir yerde bir de. 3 numaralı yapı döllenmiş yumurtanın yerleştiği yer değildir arkadaşlar. Yumurtalı kanına gir aşağıya yerleşir. Oraya yerleşmez. Geç. Evet, çözeltiyle ilgili bir soru var. Katı sıvı örnek, sıvı sıvı örnek, gaz sıvı örnek istemiş. Hocam gazozun içinde gaz yok değil mi? Var, karbondioksit gazı var. Ne diyorsunuz? Denizli mi? Evet hocam. Evet hocam Denizli. Doğru. Devam edelim. Atomu oluşturan tanecikler aşağıdaki numaralandırılmış. Bir numara negatif yüklüdür. Yanlış. Yanlış. İki numara atomun kimliğini belirleyen taneciktir. Doğru. Çekirdek de bulunur. Yanlış. Üçün kütlesi bir kütlesinden fazladır. Yanlış. Elektron. Yanlış. Bakın bu kaşık sorusu bir daha sorulmuş. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar böyle bir yazılı daha yapmışlar. Hemen bir tane daha yazılıya bakalım. Ondan sonra da dersi tamamlayalım. Bakalım başka ne sorulmuşlar. Hocam eğitimhaneden bakabilir misin? Ya orada da var, burada da var. Bu site daha şey. En azından daha düzgün şey yapmışlardı diyeceğim. Nerede indirme? İndir diyor. İndirelim. Bekle diyor. Bekleyelim. İlla araba aldıracaklar bize. Her yerden araba çıkıyor. İlla pizza yedirecekler bize. Her yerden pizza çıkıyor. Evet. Kamikyu. 576 bin lira. O kadar hocam kırmızı araba da kötü değilmiş. O kadar param olsa zaten soru seçerek gideceğiz.
Hepsini çözmeye gerek yok. Evet. Şöyle bakayım. Benzer soru çözdük. Arkadaşlar şunu çözeyim. Bakın elektriğe geçenler için bu voltumuz, formülümüz neydi? Vır. Volt, akım, direnç. Arkadaşlar devredeki voltumuz 52'ymiş. Eşittir. Akımı soruyor zaten, yani I'yı. Çarpı R'miz 4'müş. Bu durumda devredeki geçen elektrik akımı ne olur? Eğer 13 olursa, değil mi arkadaşlar? 13 olursa 40-52 eder. 13 ampermiş. Onu söyleyelim. Devam edelim. Evet, 8'e bakalım. 8. soru. Elektriği geçmiş olanlar için 8. M ve L eşit parlaklıkta yazar, yanar. K ve L eşit parlaklıkta yanar. M ampulü K ampulünden daha parlak yanar. M ve L ampulü eşit parlaklıkta yanar. Hangisi yanlış tabii ki? M ve L eşit parlaklıkta yanabilir mi? Hayır hocam. Mümkün değil. Evet. Evet şöyle. Hocam M ve L mi dediniz? Evet. Tamam. Şuna bakalım. Gökhan şekildeki kabı hazırlayarak tohumlarını çimlendirmek istemiş. Fakat başarılı olamamıştır. Gökhan'ın hazırladığı kaptaki tohumların çimlenmeme nedeni? Karanlık ortam, tohum, 25 derece pamuk, kuru pamuk. Ortamın karanlık olması, bunun alakası var mı? Yok. Hayır hocam, kuru pamuk olduğu için. Sıcak pamuk yerine kuru pamuk kullanılması, evet. Sıcaklığın evet. Çok düşük olması, yok, gayet değil. 25 derece. Evet. Şekildeki çiçeğin demiş arkadaşlar, kısımları gösterilmiş. Tozlaşmanın gerçekleştiği kısımları sormuş bize. Benzerini çözdük değil mi? Evet. Evet hocam. Hocam biz buna daha geçmedik. A değil mi? A değil mi? Arkadaşlar 1 ve 2 olacak. Eşleştirin demiş. Arkadaşlar gül nasıl yürüyordu? Kavak nasıl yürüyecek? Hocam. Rejenerasyon. Bakteri bölünerek. Rejenerasyon. Burada topucuklanan kimse yok. Devam edelim. Bakın burada ne olacak diyor. Bir, polenler aynı türdeki başka bir çiçeğin dişicik tepesine taşınması olayıdır. Ne olay olacak? Bunun adı ne? Tozlaşma. Bu tozlaşmadır. İkiye geldik. Erkek üreme öncesiyle yumurta öncesinin birleşmesi nedir? Döllenme. Üçe geldik. Döllenme sonucu meydana gelir. Yumurtalık gelişerek. Tamam öyle. Çimlenme. Zigot değil mi hocam? Efendim? Hocam zigot. Zigot. Çimlenme değil mi? Arkadaşlar. Çimlenme. Tohum ve meyve diyeceğiz buna. Tohum ve meyve. Devam edelim. Tohumdaki embriyonun uygun şartlarda tohumdan çıkıp serbest hale geçmesine... Çimlenme. Çimlenme. Büyüme ve gelişme için oluşmaya başlaması genç bitki. Sonra da olgun. Olgun bitki. Evet. Güzel. Saçma bir şey. Bunu zaten herkes bilir. Bunu da geçtim. Şu önemli. Arkadaşlar basit bir elektrik devresiyle su tesisatı verilmiştir. Benzetilen kelimeyle eşleştirin demiş. Gelebilir yazılıda böyle bir şey. Elektriği görenler. Arkadaşlar öncelikle su pompasını biz neye benzetecektik? İletken kalk. İletken. Nasıl veriyor pompa? Suyu döndürüyor. Hocam direnç değil mi? Direnç. Hayır arkadaşlar konuyu karıştırmasın. Pil.
Fil. Arkadaşlar normal su borusu ne olacak? Normal ileten? İleten kablo. İnce boru ne olacak? Direnç. Olacak. Anahtarımız da ne olacak? Vana. Açma kapama. Anahtar olacak. Bu kitapta çok üzerinde durulmuş bu analojinin. O yüzden buradan soru gelebilir değerli arkadaşlar. Bir başka yazılıyor. Bakalım soru bulalım. Kaydetme diyelim. Yeni bir yazılış değil. Evet. İlla dediniz ki eğitimhaneden bakalım. Oradan da bakalım. Fen sepetime baktık değil mi? Bakalım buradan ne de. 25 soruluk bir testtir demiş. Gönder gelsin. Açalım efendim. İnşallah çözdüğümüz bir şey değildir. Çözmediğimiz bir şey değil mi? Evet. Karışımlar falan sorarlar mı? Bize soracaklar. Öyle mi? Yok hocam, bize sormayacaklar. Hocam hoca en baştan itibaren sorduğu için çıkar. Işık, mercek, hocam, bize direkt moleküller. Evet. Arkadaşlar ilk soruya bakalım. Diyor ki ilk sorumuzda X, Y, Z için hangisi söylenemez? Bakın böyle ayırıyorlar. Karışım homojendir. Karışım ilk ayrılan Z'dir. Yoğunluğu en küçük olan sıvı X'tir. Hangisini söyleyemezsiniz? A. A değil mi? Homojen karışım değil çünkü. Heterojen. Heterojen. Arkadaşlar bu baran yazısını düz aynada nasıl görürsünüz? Normal hali. Hocam hocam C. C hocam. Efendim? Hocam C. C görürüz değil mi arkadaşlar? Takla atmazlar. Dolayısıyla sadece ters görünürler. O da böyle olur. Güvenlik aynası olarak kullanılır. Yukarıda verilen bilgide ayna çeşidi ilgili hangisi doğrudur? Düz ve küçük görüntü oluştuğu için geniş bir görüş alanına sahiptir. Düz ve cisme eşit boyda görüntü oluşur. Çukurdur. Düz ve büyük görüntü oluşur. Ne olacak? Adana. Alanı görürüz. Geçtik. 4. Böyle soru da gelebilir. Kesinlikle çok yoğundan az yoğun. Arkadaşlar çok yoğundan az yoğuna geçiyorsanız ne olacak? Normalden uzaklaşacaksınız. Hangisi normalden uzaklaşmış? D. D. Dikkat. C hocam. C. Ne uzaklaşmış? Bakın. Hocam B. Hocam B. B. Şimdi arkadaşlar uzaklaşacak. Dikkat. Şimdi normalde bakın bu zaten etkisiz eleman. Bu normale yaklaşmış. Bu da normale yaklaşmış. Fakat bu normalde bak böyle gidecekken normalden uzaklaşmış. Evet. Peki arkadaşlar birinci merceğimiz nedir? İnce. 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 Ne demiş? Hmm. Odak noktaları doğru verilmiştir. Arkadaşlar ince kenarda mercekle paralel gelen nereden geçiyordu? Odak. Odaktan. O zaman bunun odağı B mi? Evet. Kalın kenarlı mercekte arkadaşlar paralel gelen nasıl yansıyacak? Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyacak. O zaman bunun odağı da ne? C mi olur? Evet. Tamam mıyız? Odak sormuşlar burada da. Şıklarını da burada vermiş. 6'ya bakalım. Hangisi yanlıştır? Evet. Saçma bir soru olmuş. Hocam üremenin yani. Yaşam için üremek şart. Kendi olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar canlının sürmesi için üremesi şart mı? Hayır hocam. Yok, üremiyorsa ölecek mi? Yok. Evet. Devam edelim. 7'de yumurta ve sperm hücresini karşılaştırmışlar. Arda'nın tespit ettiği farklılıklar
hangisi gibi olamaz demiş. Hocam söyleyebilir miyiz? Söyleyebilirsiniz. Heh, söyle. Hocam evet, hücresi hareketli değildir. Şöyle bakalım. Onuncu soruya bakın. Ne diyorsunuz 10. soruya? Denizli. Denizli. Denizli hocam. Denizli hocam. Güzel. Denizli. Değişik soru arıyorum. 24. soruya bakın, elektrikle ilgili. Ampermetre ve voltmetreyi bilip bilmediğinizi ölçen bir soru. Hocam kaçıncı soruydu? 24. Tamam. Ampermetre akım şiddetini ölçer, voltmetre gerilimi ölçer. Doğru, 1 olacak. B şıkkı gitti. Devreye seri bağlanır, devreye paralel bağlanır. Doğru mu? Arkadaşlar doğru mu bu? Hocam voltmetre seri bağlanacaktı. Olur mu? Arkadaşlar voltmetre paralel bağlanır. İki ucun arasını ölçtüğü için ona paralel bağlanır. İki de doğru. Bir ve iki olacak. Evet. Ölçtüğü büyüklüğün birimi volttur, amperdir. Tam tersi olacak. Yani yanlış. Ampermetre amperi ölçecek, voltmetre voltu. Cevabımız Ceyhan değil mi? Peki. Değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler. Şu soruya bakın, 25. soru. Cevapları da burada. Sonda, altta. Bakın 3 tane devremiz var. Bunlardaki ampullerin parlaklıkları soruluyor. Özdeş ampuller. Ne dersiniz? Evet, hadi bakalım. Çok kolay olmamış bu. Bence de kolay olmuş. Bilmek, konuyu bilmeyen bile anlıyor zaten. Ne diyorsun? Ben Adana diyorum. İşte o yüzden konuyu bilmeyen biri laf etmesin. Evet, Ege, Adana olur mu hiç? Neden? Arkadaşlar... Neden? Paralel bağlı da 1000 tane de bağlasanız pilini gerçekten yanarsa hepsi aynı yanar. Neden? Neden? Çünkü aradaki gerilimdir. Mesele tamamen iki uç arasındaki gerilimdir. Bakın. Nasıl yani? Nasıl? Ya var ya Ege. Gerilim sen, derken ne demek istedin? Ege'dir. Benim bir öğrencim var Yiğit diye. Evet. Onu yan yana getireyim konuşun. Dersin ki tepkiler aynı benim tepkilerim. Ona der ki aynı benim. Konuşmalar aynı. O da mesela bir şey diyor. Gerçekten baktım. Aynı bak. O kadar ki hatta benim diğer 8 sınıf derslerimi izle Yiğit diye görürsün. Onunla konuşuyorum. Aynı senin gibi. Bir şey diyorum. Nasıl ya hocam ya falan diyor. Evet aynı senin gibi o da. Sen öyle deyince aklıma geliyor. Gülmeden edemiyorum. Gerilim ne örtmedim? Şimdi arkadaşlar gerilim şu. Şu noktadaki çıktığında pilin bu ucu var ya bak bu pil. Evet. Pilin bu ucundaki elektronların hızı, enerjisi, güçlü olduğu şey buradan gelip dolanıyor, buraya giriyor. Dolayısıyla buradaki yolculuğunda ne harcıyor? Bir güç düşümü oluyor değil mi? Elektronunda bir yorulma oluyor. İşte bu aradaki farka. Diyelim ki 300'de çıktılar, 200'de geri geldiler. İşte bu aradaki farka biz potansiyel fark diyoruz. Anladın mı şimdi? Gerilim bu oluyor işte. Biz buna gerilim diyoruz. Diğer bir adı gerilim. Şimdi hocam bir şey diyeceğim. Pilin hani şeyi var ya ben artının eksiği doğru ama normalde eksiğini atıyormuşlar.
Ya o elektronların akış yönü öyle. Onlara girmiyor. O lisede. Ona girersek kafanız karışır. Arkadaşlar. Hocam benim çıkmam lazım. Çıkabilir miyim? Tamam, gideceğiz zaten birazdan. Arkadaşlar buradan çıkan akım aynı akım. Dağıldı, toplandı, geri geldi. Dolayısıyla şunların hepsine ayrılan potansiyel fark aynıdır. Buradaki potansiyel farklar iki uç arası aynı uç fark. Bu da bu pil de bu iki uç arasında bunlardan. Dolayısıyla bunlardan sen milyon tane de bağlasan değişmez. Peki ne değişir? Bir tane bağladığında 10 dakika yanıyorsa, iki tane bağlarsan 5 dakikaya düşer. 3 tane bağlarsan atıyorum 3 dakikaya düşer. 4 tane bağlarsan işte atıyorum 1 dakikaya düşer. 100 tane bağlarsan belki saniyelik yanarlar ve sönerler, pilim biter. Anladınız mı? Ama hepsi aynı yanar. Tamam. Peki seri bağlansaydı? Seri bağlanırsa ne olur? Seri bağlandığındaysa arkadaşlar, onu da söyleyelim. Şimdi bir pil var. Seri bağladınız. 6 voltluk bir pildi. Arkadaşlar özdeş pilse 3-3 kardeş payı yaparlar. Hocam bir tane daha ekleyelim buraya. Eklerseniz bu sefer kaça düşecek bunların parlaklıkları? 2'ye. Hocam bir tane daha ekleyelim. Tamam 4 olsun. Neye düşecek? 1,5. 1,5. Hocam ya 6 yapalım. O zaman 6 yaparsak. 1. Demek ki devreye seri bağlı, tabii pil sayısını değiştirmeyeceksin. Seri bağlı ne kadar ampul bağlarsan parlaklığın düşer. Ama paralel bağlarsan hiç düşmez. Milyon tane bağla düşmez. Ne düşer hocam, sadece? Pil verildi mi? Süre düşer. Efendim? Hocam ama burada hani K'da hem bir tane pil var hem de bir tane lamba var. Tamam. İşte diyorum ki sana, o milyon tane paralel bağlı lamba bir lamba gibi davranır. Tamam hocam. Tamam. Evet. Arkadaşlar yani cevabı C şık olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Evet, böylelikle bir yazılı hazırlık çalışmasının daha sonuna gelmiş oluyoruz değerli arkadaşlar.